ulaştı. Serpil Hamdi Tüzün'ün Beşiktaş öz kaynak düzeninden gelen ve daha sonra her bir efsane olan genç oyunculara ağabeylik yaptı. Futbola uzun yıllar boyunca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta veda etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Aybaba, 729 maçlık teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ımızın da aralarında bulunduğu 15 farklı kulüpte görev aldı. Sayın Samet Aybaba, Beşiktaş'ın derin bir ekonomik kriz içerisine düştüğü, Avrupa kupalarından bir yıl men edildiği ve İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı feda sezonunda teknik direktör olarak takımın başında oldu. Beşiktaş'ın o sezonda ortaya koyduğu gururlu mücadelede önemli rol oynadı. Samet Aybaba evli ve iki çocuk sahibidir. Sayın Kaptanımız Samet Aybaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filmimizi girelim arkadaşlar. İstanbul İnönü Stadı tıklım tıklım dolu ve çetin bir mücadeleye hazır. Beşiktaş'ta kalede Rasim, geri dörtlüde Süleyman Mehmet Ekşi, Ulvi Samet, orta üçlüde Rıza Fikret Serdar. Beşiktaş'ta Samet. İskender vuruyor, Samet topu uzaklaştırıyor. Boşta kalıyor top, şut ve topağlarda gol Samet'ten geliyor. Kaptan Samet kupayı alıyor. Beyaz, Samet ve gol! Mükemmel bir gol! Gol Samet Beyaz'da! Beşiktaş'ın kaptanı, emekler futbolcusu Samet Aybaba bugün yapılan jübile maçıyla futbola veda etti. Şimdi yeni bir maraton başlayabilirim için. Şunu unutmasın lan insanlar. Bir takım için yarın. Bir stajımız, bir yüzümüz, her şeyimiz, hayatımız Beşiktaş. Evet. Teşekkür ederim. Tabii golcü olmanın önceliği var. Herkes Feyyaz'a koşuyor, ben kaleciye koşuyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle olunca da öncelik alamıyoruz tabii doğal olarak. Başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk, beni aradı. Birlikte bir Beşiktaşların yoluna çıkıyorum. Var mısın dedi. Ben zaten başka yol bilmem başkanım dedim. Yolumuz aynı. Tabii ki varım dedim. Oradan yürüyüşe başladık ve hemen ayrıldık. Nasıl yönetilir? Ne yapılır? Transfer, altyapı, spor okulları, tesisler. Bunlarla ilgili uzun bir süredir ben de farklı bir şekilde profesyonelce çalışıyorum arkadaşlar. Bilgimiz var, birikimimiz var, yaşadıklarımız var. Onları da ön plana çıkararak bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Şöyle bir şey var. Uzun yıllardır ben buradaki çok arkadaşla hep bir araya geldiğimizde futbolu futbolun içinden gelenlerin yönetmesi gerektiğine hep vurgu yapar. Onlarla sohbetlerimizde çoğu burada arkadaşlarımızın. Niye böyle olmuyor? Bizim ülkemizde neden böyle olmuyor? Bu işleri başkaları yapıyor diye hep tartışırdık, konuşurduk. Onların da isteği buydu. Büyük bir örnek bence. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın da büyük bir örneği bu bence. Sadece biz değil, başkanımızın da sporcusu, bu kulübün sporcusu olması. Üçümüzün bir arada olması. Bence çok önemli. Bir rol model ortaya çıksın arkadaşlar. Benim istediğim sadece Beşiktaş'ın bir yere gelmesi değil. Tabii ki gelecek. Beşiktaş'ın her yerde hedefi var biliyorsunuz. Şampiyonluktur her dalda, her branşta. Ama Türk futboluna da örnek olsun. Türk futbolunda da artık
içinden gelen camiadan içinden gelen insanlar değerlendirilsin birikimlerinden, bilgilerinden, bir takım yeteneklerinden, aidiyet duygusundan faydalanmak gerekiyor. Biz bunların hepsini burada başarılı bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. Her şeye çalıştım arkadaşlar. Beni çoğunuz iyi bilir. Transferlere de çalıştım. Takımımızın mevcut kadrosuna çalıştım. Altyapı, burada mütevazi olmayayım. Türkiye'de en iyi benimdir. Severim çünkü. Evlatlarımızın bir yerlere gelmesini çok isterim. Onlar bir yere geldiğinde aileleri mutlu olacak, şehir mutlu olacak, takım mutlu olacak. Beni çok etkiler. Hep söylem halinde herkes, altyapıya şunu yapacağız, bunu yapacağız. 2013'te ben Beşiktaş'ta çalışırken Antalya'da TSE'de toplantısı vardı. Belki içinizde olanlar da vardır. Orada dedim ki altyapıya gidemiyorum çünkü utanıyorum dedim. Bir konteynerda soyunuyor evlatlarımız. Çok kısıtlı imkanlarda. O biraz düzenlendi falan ama hala bir halı sahada herkesin söylemi gelirken işte altyapıya önem vereceğiz, tesis yapacağız. Bugüne kadar olmadı arkadaşlar. Ben içinde olmamama rağmen Beşiktaş'ın altyapısına bir tesis kazandırmak için 6 ayımı verdim. Bir arazi ortaya çıktı. Biz yapacağız arkadaşlar. Beşiktaş'ın altyapısını o araziye götürüp en iyi tesis yapacağız. Türkiye'deki en iyi tesis yapacağız. Ve transfer ne kadar bizim için önemliyse evlatlarımız da bizim için ne kadar önemli olduğunu herkese göstereceğiz. Ayrıca da bu kısıtlı imkanlarla bir halı sahada milli takım altyapılarına 11 tane oyuncu veren altyapı hocalarına da teşekkür ediyorum. Onlarla devamlı görüşüyorum. Fulya'nın önünden bile geçmeyen arkadaşlarımız şu anda altyapıyla ilgili yorum yapıyor. Olsun. Altyapının söylem haline getirilmesi bile çok keyif verici bir şey. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi bu konuda yetkilendirdi, görevlendirdi. Biz Beşiktaş ailesiyiz. Üç ferdi burada. Rıza her yerde beni kovalar biliyorsunuz. En çok maça çıkan hoca bendim. Sonunda beni geçti. Aradım Rıza dedim. Nedir bu senden çektiğim dedim ya. Kaptanlıkta beni kovalıyorsun. Hocalıkta beni kovalıyorsun. Biz bir aileyiz. Tabii ki içimizde sorunlarımız olacak. Tartışacağız. Keyifli günlerimiz olacak. Kötü günlerimiz olacak. Her şeyin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Ve bunları seçimden sonra göreceksiniz. Beşiktaş'ta her şey gerçekten çok farklı olacak. Teşekkür ederim. Sayın Samet Aybaba'ya çok teşekkür ediyorum. Bu görevlendirme Beşiktaş için çok kıymetli bir görevlendirmedir. Yani minik takımlardan, futbol okullarından, altyapılarından, kadın futbolundan, A takımına kadar bütün anahtar Samet Aybaba'nın elinde olacak. Ve demin Sayın Feyyaz Uçar'ın attığı paslarla Samet Kaptan'ın gollerini gördünüz. Başkanım bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Yıllarca bana egoist futbolcu diyorlardı. Samet pasta, abiye bile iki tane asist yapmışım. Demek ki bir haksızlık evet. Var başkanım ya. Yani. Şimdi bu asistlere burada devam edeceğiz. Yani biz sporcular pas vermeyi iyi biliriz. Dolayısıyla bu asistler burada devam edecek. Rıza hocamla da birlikte devam edecek ve bu iskelet bu şekilde gidecek. Sabah çok güzel bir şey oldu. Zekeriya abi aradı. Geçmiş olsun diliyorum. Bir diz ameliyatı olmuş. Gözleri yaşardı. Bu eski oyuncularını, eski arkadaşlarını birlikte gördüğü için çok mutlu. Hepinize selamlarını yolladı. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Bu yol Beşiktaşlıların yolu dedik. Biz camiamıza layık bir şekilde Türkiye'deki en iyi futbol modelini kuracağız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi tabii ki sorularınız vardır. Her iki değerli dostumuz, arkadaşımız, yönetim kurulu üyemiz ve futbol takımları genel koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba ve ben sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Kim koordine ediyor? Buğra Bey siz mi koordine ediyorsunuz? Sorulara başlayabilirsiniz. Buyurun. Hayırlı olsun. Buyurun. Öncelikle hayırlı olsun bu çıkılan yolu iki hocamıza da ve size de. Ben Oğuzhan Genç Habertürk. Ben Feyyaz Hoca'yı sormak istiyorum. Hocam yönetimde bulunacaksınız. Bu görev alırken tabii
Beşiktaş'ın mevcut durumundaki futbol takımındaki temel sorun ne olarak görüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Soru için çok teşekkür ederim. Daha seçilmeden bu soruyu bana sorduğun için ayrıca teşekkür ederim. Tabii ki o konuda Sayın Başkanım'la, Samet abiyle birlikte neler yapılabilir çok tartışacağız. Daha önce de konuştuk kendi aramızda ve diyalogumuz hiçbir zaman kopmadı. Ama şöyle bir durum da var tabii ki. Takımımızla ilgili demin Samet abi alt gruplarda, milli takımlarda çok fazla oyuncumuz olduğunu dile getirdi. Bu bizim gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir durum. Ama A takımda ne yazık ki yeteri kadar Beşiktaşlı oyuncu olmadığını mutlaka fark etmişsinizdir. Bu sadece yapacağımız çalışmalardan birisi olacak. Amacımız öncelikli olarak önceliklilerden biri olarak A-Milli takımımıza çok fazla oyuncu yollamak. Bu arada tabii takım içi bazı sorunlar mevcut ama onları şimdilik isterseniz paylaşmayalım. Ama hiç merak etmeyin, zamanı geldiğinde her konuda size açıklama yapacağız. Ama şimdi biraz erken. Çok teşekkür ederim. Fatih Doğan, Sabah TRT Spor. Öncelikle hayırlı olsun. Değerli Samet abimiz, Beyaz hocamız. Sizleri burada görmek son derece keyifli ve heyecan verici. Ben Samet hocama sormak istiyorum. Futbol takımının yapılanması dediniz, altyapı dediniz, Beşiktaş ruhu dediniz. Bunların hayata geçirilmesi için, özellikle futbol takımının toparlanması için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç var? Ya da sizin hayallerinizin ve gerçekleştirmek istediğiniz değişimin, dönüşümün oluşması için ne kadar bir iktidarda kalma süresine ihtiyacınız var? Çok teşekkür ederim. Saygılar. Evet arkadaşlar, bunların hepsi benim konularım biliyorsunuz. 50 yıl oldu bu işin içindeyim. Birçok takıma gittim. Öncesi, sonrası, içi, dışı. Bir sürü karmaşık şey var. Biz göreve başladığımız andan itibaren bu kadronun içindeki her oyuncu bizim oyuncumuzdur. Bir kere nettir bu arkadaşlar. Performansları aşağı olan oyuncuları yukarı çıkarmak veya performansı iyi olan oyuncularımızı ödüllendirmek, hocamıza, şu anda Rıza hocamıza her konuda destek vermek. Bizim birinci önceliğimiz bu. Sonrasında tabii kadro yapılanması ile ilgili ben çok geniş bir çalışma yaptım. Başkanımızın ilişkilerinden kaynaklanan bir takımlarda, bazı takımlarda oyuncu portreleri var. Onlar üzerine çalıştım. Kolay bir şey değil ama şunu size net söyleyebilirim. Çok doğru olacak. Her şeyi doğru olacak. Her şeyi paylaşacağız. Çok doğru oyuncular alacağız. Doğru oyuncular aldığımızda hepimiz ikna olduktan sonra performanslarına bakacağız. Tabii ki bunların bir süreç içinde olması, yani sürecin ne kadar uzayacağını, mesela devre arası geliyor önümüzde, hazırız. Orada neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Hocamızla konuştuk. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Beşiktaş'ın içinden çıkmış, burada olmayan diğer arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ne yapabiliriz diye geniş bir alana yayıyoruz arkadaşlar. Ama en kısa sürede hem içerideki oyuncuların performansını yükseltmek, hem bu takımın performansına hangi mevkilerde oyuncular katkılı olacak diye de çalışmalarımızın hepsi hazır arkadaşlar. Kartal Bey. Hasan Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çıktığımız bu yolda. Size bir sorum olacak. Ardından Feyyoz hocama. Ben de yıllardır hep şunu söylüyorum. Futbolun içinden gelmiş insanların yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın bugün geldiği bir kere borç batağında en büyük etkenlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani futbolu bilmeyen insanların futbolun başına geçtiği zaman işte boşa saçılan paralar, yapılan anlamsızca transferler hepsinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ve öncelikle bu Beşiktaş'ın değerlerini
yanınızda gördüğümden dolayı ayrıca bir Beşiktaşlı olarak da tebrik ediyorum. Bunun devamı gelecek mi? Yani yalnız futbolda değil, mesela siz basketbol geçmişi olan bir insansınız. Mesela basketbolda da basketbolun içinden gelmiş Beşiktaş'ın değerlerini görebileceğiz mi? Ne bileyim işte voleybolda. Bu uzayacak. Belki ilk etapta olmayabilir ama zamanla herhalde bu gerçekleşecek diye düşünüyorum. Feyyaz Hocam'a da, Samet Hocam da aynı şekilde cevaplarsa, 90'lı yıllarda işte burada arkadaşlarımız da var, Fatih olsun. Biz Fulya'da Beşiktaş muhabirliği yapıyorduk. Yeni başlamış bir genç gazetecilik. İnanılmaz bir hava vardı. Ben şimdi o havayı Ümraniye'de göremiyorum. Mesela biz Feyyaz Hoca olsun, diğer büyüklerimiz, o zaman bizden büyüktüler. Beraber Fulya testine yemek yediğimizi mesela hatırlıyorum. Öyle içtendik ki gazetecilere mesela bir haber oldu. Biz önümüzdeki haberi belki de zaman zaman aramızdaki ilişkiden dolayı yazmadığımız da oluyordu. Yani belki bu mesleğe ters geliyordu ama öyle ilişki vardı, onu söylüyorum. Şimdi fazla ayrıntıya girme Kartal. Fazla ayrıntıya girme. Ümraniye'de ben bunu göremiyorum. Bu ruhu getirmek önemli değil mi Feyyaz Hocam? Aynı şey Samet Hoca için. 2013'te burada hangi arkadaşlar? Hepsi var, çoğu var. Gördünüz mü, görmediniz mi? Gördük. Yaptık arkadaşlar. Bir daha yaparız. Zaten yaptık. Evet. Aynı şeyleri yaşadık. Şimdi ben tabii işin öbür tarafındaydım. Yani siz kenardaydınız, biz sağdaydık ama mevcut durumdan biz de çok mutluyduk. O dönemde tam da Kartal kardeşimin dediği gibi hakikaten aramızda güçlü bir dostluk ve bağ vardı. Tabii herkeste de olması söz konusu değil. Bazı arkadaşlar da yazıyorlardı yani rahat rahat, özgürce. Hiçbir sıkıntı yok. Bilal abiyle iki röportaj yaptım. İkisinde de kadro dışı kaldım. Yani. Çok sevdiğim bir abimdi. Allah'tan Çanakkale'ye yerleşti de uzaklaştık, kurtulduk biraz. Yine aynı havayı, sadece medyayla olan değil, camiayla olan o sıcak havayı, daha böyle birlik, beraberlik teması üzerinde çalışmalarımız çok olacak. Biz de dışarıda gördüğümüz kadarıyla hakikaten o Beşiktaş'ın o eski havasından uzaklaşmış görüyorum. Tekrardan o günlere, yani sadece medyayla, sizlerle değil, işte yönetim içerisinde de, taraftarla da, derneklerle de, yani teknik direktörüyle, futbolcusuyla daha birlik beraberliğin önde olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağız. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Soruyu başkanıma sordum, ben cevapladım. Şimdi bundan sonra her türlü ilişki çok şeffaf olacak, onu söyleyeyim size. Birilerinden bir şeyler duymayacaksınız ve bu Kartal Bey'in söylediği atmosferi hakikaten yaratacağız. Sizler ötekileştirilmeyeceksiniz. Sizler bizden birisiniz aslında. Sizler olmadan Beşiktaş sesini duyuramaz. Ve en doğru bilgileri biz sizlerle paylaşacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şeffaf olacağız. Yani sporcular açıktır, biliyor musunuz? Biz sporcuyuz. İdareciyiz ama sporcuyuz. Ve o etik kurallar içerisinde size en doğru bilgileri, en doğru haberleri vereceğiz. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Beşiktaş artık öyle birilerinin istediği gibi yöneteceği bir yer olmayacak. Beşiktaş çok kurumsal olarak yapılanacak. Biz cesur bir işe giriyoruz. Bu işe girerken iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Çok normaldir. Zor bir dönemde göreve başlayacağız ama sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var. Görevi aldığımız takdirde biz çok iyi dinleyeceğimizi, sizi bilmenizi istiyorum. Yani burada hakikaten sporun içinden gelmiş 3 tane yöneticiyle bir aradasınız şu anda. İnşallah kazanırız, inşallah görev alırız. Görev aldığımız zaman bu ilişkilerin nasıl olacağını görürsünüz siz. Yani biz daha önce de Süleyman abi döneminde, yöneticilik yaptığım dönemde de bu ilişkiler gayet açıktı. Gayet samimiydi. Yani o Fulya anlarını biz beraber yaşadık. Ama Feyyaz Uçer ve Samet Aybaba Beşiktaş'ın sembolleridir. Onlar zaten topluma mal olmuş insanlardır. Topluma mal olan insanlar dürüst insanlardır.
açık sözlü insanlardır. Bu Beşiktaşlılığı gerektiren bu duruş öyle lafla olmaz. Gerçekten bununla yaşayarak bunu göreceksiniz. Ve biz bunu kulübümüzün tüm kademelerine sirayet etmesini sağlayacağız. Basketbolu sordunuz. Basketbolda şu anda Nedim Yücel var. Zaten o bizim, ben idarecilik döneminde oyuncumdu. Şu anda Nedim Yücel'in gelmesi çok doğru bir karardır. Ailesi boyunca Beşiktaşlılardır ve Nedim çok doğru karakterli bir insandır. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar gibi. Dolayısıyla Nedim görevine devam edecektir. Çok düzgün ve bu işi çok iyi yapan bir insandır. Aynı şekilde voleybol ve diğer sporlara, handbolü hemen toparlayacağız. Voleybol, kadın voleybolunu toparlayacağız, erkek voleybolunu hemen açacağız. İletişim ilk 15 günde tahmin edemeyeceğiniz şekilde şeffaf ve açık olacak. 15 gün içerisinde ilk değişimi orada göreceksiniz. Biz çok iyi hazırlandık. Sürpriz yok. Sürpriz yapacağımız hamleler olacak aslında. Buna da hazırlıklı olun. Sıkıntılı günlerimiz olabilir ama biz yok o oldu, yok bu oldu. Yani onlara düşünmeyeceğiz. Önümüze bakacağız. Sıkıntıları aşmasını bileceğiz. Biz bakın, herkesin fark etmesi gereken bir şey var. Futbolcular 90+4'ü çok iyi oynar. Basketbolcular son 3 saniyeyi çok iyi oynar. Biz sonuna kadar mücadele etmeyi biliriz. Sonuna kadar mücadele ederiz. Beşiktaşlı pes etmez. Şu anda ligde bulunduğumuz durumda puan farkları kapanamayacak farklar değil. Biz çok ciddi şekilde arkadaşlarımla, hocamızla birlikte biz bu işi başarabileceğimize inanıyoruz. Bu işlerde yüzde verilmez ama. Yüzde alınır. Gün ve gün yüzde alınır. Yüzde vererek başarı hedefi konmaz. Yüzde çalışarak elde edilir. Biz çalışarak o neticeyi elde edeceğimize inanıyoruz. Çok iyi bir ruh getireceğimize inanıyoruz. Yani kendi evlatlarımızın daha fazla oynayacağı, iyi yabancı oyuncularımızla güzel hibrit bir modelin oluşacağı bir Beşiktaş kültürü oluşturacağız. Bakın yurt dışında ve yurt içinde raporlar hazırlattık birlikte Samet Aybaba'yla. Yurt dışından gelen raporda ne diyor biliyor musunuz? Beşiktaş karakteri itibariyle mücadeleci oyuncu transfer etmelidir diyor. Yani DNA'sını bugün yabancı bu işi bilen gözlemcilerin bize yolladığı rapor bu. Beşiktaş'ta mücadeleci oyuncuyla ancak oynar. Çünkü taraftarıyla oynayan bir takım. Ve mücadeleyi seviyor, genç oyuncu seviyor. Hibrit model olması lazım. Yani kendi yetiştirdiği oyuncu ve yapacağı transferlerle birlikte. Kartal Bey'in söylediği gibi bugüne kadar yanlış işler yapıldı. Beşiktaş çok büyük paralar kaybetti transferlerde. Çok büyük hüsrana uğradı. Yani hatırlayın Tabataları, Ferrarileri, yani daha saymakla bitmez. Beşiktaş'ın milyonları gitti. O yüzden biz burada son derece tutumlu, doğru ilişkileri içeren koordinasyon halinde olacağız. Açabildiğimiz her kapıyı açacağız. Beşiktaş'ın menfaatine ne gerekiyorsa da onu yapacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar ki belki en geniş katılımlı basın toplantısını yapıyoruz, değil mi? Bu neden biliyor musunuz? Buradaki önemli iki şahsiyetten dolayı. Rica ederim başkanım. Yani Beşiktaş budur. Yani Beşiktaş'ın kıymetlerine sahip çıkalım diyoruz ya. Biz çok önemli bir stratejiyle yola çıkıyoruz. Bu stratejide Allah kısmet eder kazandığımız takdirde ki 3 Aralık'ta biz öyle olacağını düşünüyoruz. Hep birlikte Beşiktaş'ı layık olduğu yere tekrardan oturtacağız. Beşiktaş çok itibarlı bir şekilde yönetilecek. Beşiktaş'a saygı duyulacak. Herkes soruyor bize nasıl yöneteceksiniz? Nasıl yöneteceğimizi göreceksiniz. Bu konuşmakla olmaz. Ali Fuat Bey siz bir soru soruyordunuz. Tebrik ediyorum. Çıktığınız yol iyi sonuçlanır umarım. Şimdi benim genel olarak sorum var. Birincisi şu. Yıllardır biz hep bir hamaset var. Altyapıdan futbolcu gelmiyor diye. Ama demin Samet Hocam vurgu yaptı. Milli takımlara giden Beşiktaş'tan 11 tane futbolcu var.
Son 3 senede sayabileceğim Demirhan olsun, Arda olsun, Rıdvan olsun, Serdar Saatçı olsun, Emirhan gitti transfer. Yani aslında altyapıdan futbolcu geliyor. Galiba biz sonrasındaki süreci yönetemiyoruz. Evet. Bununla ilgili planlamanız var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de şu an mevcut devam eden sezonda performansından memnun olunmayan yabancı futbolcular var. Bunların içindeki yerlileri de katabiliriz. Azami ya da efektif bir şekilde bunların sözleşmelerinden çıkmayı planlıyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu soruya yine baştan prensipte olduğumuz gibi Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar cevap verecek bundan sonra. Bir kere onda anlaşalım. Bizim şu anda kadromuzda bulunan oyuncularla ilgili hiçbir isim zikretmeyiz. Samet Aybaba'nın bahsettiği gibi bu oyuncular bizim oyuncularımızdır. Bu mesele kapanmıştır. Ne önlem alınacaksa ona göre alırız ama altyapıdan yetişen oyuncuları bundan sonra Beşiktaş öyle bedavasına bırakmayacak. Yani bugün Serdar'ın Braga'dan çıkışı bir yılda 40 milyon euroya geldi. 3 tane evladımızı 10 milyon euroya sattık. Bir tane oyuncu alındı 10 milyon euroya. Şimdi bu kontratlar daha erken yaşlarda yapılacak. O yüzden futbol koordinatörü daha 8-10 yaşındayken çocuklar aileleriyle oturacak, gereken anlaşmaları yapacak. Böyle 40 dakika oynadıktan sonra hemen menajerlere çocuklar teslim edilmeyecek. Yani ben Samet Bey'e bu konuda söz vermek istiyorum. Evet, altyapıdan oyuncular yetişiyor. Demin de söyledim, o bir halı sahada bunu başarıyor arkadaşlarımız. Gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Şöyle oluşturacağız arkadaşlar. Oyuncular geliyor, 13-14 yaşından sonra yukarı doğru gittiğinde ilişkiler bozuluyor. Menajer giriyor, aile giriyor, annesi giriyor, amcası giriyor. Bir sürü sorunlar çıkıyor ortaya. Biz önce bunları çözeceğiz. Bir de içimizden çıkan değerleri bu kadar kolay, bu kadar basit, hatta mukavele'den kaynaklanan saçma sapan anlaşmalarla başka kulüplere göndermeyeceğiz arkadaşlar. Ama biz niye yetiştiriyoruz? Hem performans olarak katkısı olsun, hem kulübümüzün içindeki heyecanı arttırsın, altyapı oyuncusu katkılı oluyor diye. Bir de para kazanalım arkadaşlar. Öyle değil mi? Biz sadece para verip oyuncu almayacağız. Para eden oyuncu tipi de alacağız dışarıdan. Aşağıdaki oyuncuları da bu hale getireceğiz. Mesela geçen sezon 4 tane oyuncumuzu, genç oyuncumuzu sattılar biliyorsunuz. Bana söylediklerinde ilk ağzımdan çıkan şu oldu. Beşiktaş'ın geleceğini sattılar. Yanlış arkadaşlar. Planlayacaksınız. Ben çok şeyler yaptım bununla ilgili arkadaşlar. Sınıflar açtım, İngilizce dersleri, psikologlar, analizciler, bu çocuklarla birebir, aileleriyle birebir toplantılar. Biz bunların hepsini yapacağız. Yani Beşiktaş kulübü kendi isteğiyle oyuncusunun ederini bulduğunu hissettiğinde bu oyuncuyu kendi elimizle götüreceğiz. İtibar vereceğiz. Onu onurlandıracağız. Kulübe katkısından dolayı bütün ailesine, kendisine teşekkür edeceğiz. Böyle bir sistem oluşturacağız. Bizden bir kere hiç kimse bir oyuncuyu altyapıdan alamayacak arkadaşlar. Biz istersek, değerini bulduğunu hissettiğimizde biz bu oyuncuların önünü açacağız. Onun için hiç rahat olun. Hele bu konuda hiçbir sorunumuz olmayacak yani. Transferle ilgili de bu altyapıyla ilgili de sorunumuz olmayacak. Samet abi zaten yeteri kadar açıklamayı yaptı. Ben de sadece Beşiktaş genç takımdan yetişmiş bir oyuncu olarak Beşiktaş'ın en büyük, en onur duyulası özelliklerinden birisidir. Altyapısından bugüne kadar birçok oyuncuyu özellikle Hamdi Serpil Tüzün'ün katkılarıyla, emeğiyle profesyonel takımda uzun yıllar seyrettiniz. Tekrardan o yapıya dönmek istiyoruz. Böyle enteresan şeyler var. Ben mesela futbolcu pişmesi diye bir şey var Türkiye'de. Yani bir yerlere verip pişiriyorlar. Biz kendimiz pişireceğiz. Yani orada nasıl pişiriyorlar, alçak ısıda mıdır nedir? Yani böyle bir saçma sapan bir şey var. Futbolcunun yani hemen başka bir takıma gidip oynatılması gibi. Rıza 17 yaşında, Rıza kaptanımız 17 yaşında. 16,5 yaşında oynadı bu takımda. Ben 17-18 yaşında oynadım. Metin 18 yaşında banko adamıydı bu Beşiktaş'ın, yani Beşiktaş'ımızın. Dolayısıyla biz alttan yetiştirdiğimiz oyuncuları da Beşiktaş'ta kazanmak, onlarla birlikte başarı yakalamak öncelikle hedeflerimizin arasında olacak. Bu konuda gönül rahatlığıyla size söz bile verebilirim.
Bir de orayla ilgili bir not söyleyeyim. Bir arsayla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Ben orada söylemiştim divanda. Biz o altyapı tesisine Serpil Hamdi Tüzün ismini vereceğiz. Lütfen bunu takipçisi olun. Feyyaz'ın da söylediği gibi bu kulübün altyapısına en çok emeğe geçmiş insandır. Biz oradan duyguyla başlayacağız. Bu Serpil Hamdi Tüzün'ün kim olduğunu oraya gelen çocuklara öğreterek başlayacağız yani. Bunun da takipçisi olun. Başkalarına da bunu kullanma hakkını vermeyin bence. Bunun şeyi benim. İsim hakkı benim. Yani takip edin arkadaşlar. Yaptığımız tesis çok güzel olacak. Adı da Hamdi Serpil Tüzün olacak. Öncesinde Ali Bey. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, I'll pick it up, wow, wow. Yenilenen Blade terlemeyi değil ter kokusunu önler. Ter kokusunu önler.